Evet haberden iyi akşamlar sevgili izleyiciler saatlerimiz 21'i gösteriyor her cumartesi olduğu gibi tarih ve gerçekler programında Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sizlerle birlikteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ee, önemli bir aydayız Ramazan'ı konuşacağız Ramazan geleneklerini konuşacağız. Neden bu aya Ramazan denildi? Peygamber Efendimiz orucu nasıl tutardı nasıl açardı? E, Teravih namazı nasıl kılınırdı? E, ve tabii ki biraz da işin eğlencesine de değineceğiz. Osmanlı döneminde e, nasıl geçerdi Ramazan akşamları? Bunların hepsini size sormak isteriz. E, i̇sterseniz bu arada tabii ki sevgili izleyicilerimiz ekranda da görüyor. Etiketimiz güzellikleriyle Ramazan dolayısıyla sevgili izleyiciler e, bu etiketle birlikte bize sorularınızı da yöneltebilirsiniz. İsterseniz öncelikle neden Ramazan denildi? Evet Ramazan e, aylar isimlendirilirken bu ay sıcak günlere denk gelmiş ki... Ramazan Arapça'da e, ayakları e, taşa basıldığı zaman yanmak manasına gelen bir kelimedir. Arapça'da kelimelerin çok zengin bir mana skalası vardır. Yani e, sıcak, yakıcı manasına gelen bir kelime. Aynı zamanda oruç ayı olduğu için insanın işlemiş olduğu günahları yakıp yok eder. Bu manada verilmiştir. E, her ayın böyle bir manası var ama zaman içinde aylar bu manalardan müstakil oluyor. Fakat Ramazan'ın diğer aylardan farklı olarak e, bir e, hüviyeti var. İşte 11 ayın sultanı diye Türkler arasında meşhur olmuştur. Bir kere bu ay oruç ayıdır. Yani Müslümanların ay boyu oruçlu geçirmesi lazım. O bu ayı diğer aylardan farklı kılıyor. E, oruç sevaplı bir, bir ibadet. İslam'ın 5 şartından bir tanesi. orucun Ramazan orucunun diğer ibadetlerden farkı da şu. Her ibadete 10 misli sevap verilirken orucun sevabı belli değil. Yani ne kadar olacağı belli değil. Bu da bu aya, aya ayrı bir ehemmiyet katıyor. Bu ayda yapılan hususi ibadetler var. Bu aya mahsus bazı ritüeller var. Bazı adetler var. Bazı eğlenceler var. Yani sadece bu ayda yapılan, bu ayda yenilen yemekler, bu ayda yenilen tatlılar, bu ayda yapılan ziyaretler var. Bunların hepsi bu aya ayrı bir hüviyet kazandırmış ve onun için Osmanlılar 11 ayın sultanı adını vermişler. 12 ay vardır bir yılda. 11 ay bu Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanın sene boyu işlediği bütün günahları yok eder. Şimdi detoks diyorlar ya, evet. insanları o bir yıl işledikleri iyi kötü amellerden sonra bir detoksa alır. Oruç insanı çünkü manevi olarak, ruhi olarak temizler. Onun için bu işe, bu aya 11 ayın sultanı demişler. Onun için Ramazan ile alakalı ciltlerle kitap yazılsa, Günlerce program yapılsa bitmiyor. Diğer aylar böyle değil. Evet. Hocam şimdi tabii e, birçok soru var ama... E, ...natık da denilirdi. Mesela bu ne anlama gelirdi? Ve neden öyle nitelendiriliyordu? E, ayların çeşitli isimleri var. E, Araplar tarafından konulmuş. Bunlardan bir tanesi natık. Natık konuşan demektir. Kıyamet günü... E, ...bu ayda ibadet edenlerin... ...ibadetlerinin ne kadar halis olduğunu... ...söyleyecek bu ay. Diyecek ki bunlar halis olarak bu orucu tuttular. İyi niyetle tuttular. Yani Allah'a kulluk etmek için tuttular. Başkaları desinler diye değil diyecek. Onun için bu aya natık demişlerdir. Natık konuşan demektir. Ee, ama dediğim gibi Ramazan ayına esas hususiyetini veren oruç olmuştur. Oruç hicretinden bir buçuk sene sonra farz olmuştur. Hatta hemen arkasından Bedir Harbi olmuştur. Müslümanlar Bedir Harbi'ne oruçlu olarak çıktılar. Müslümanların seferde yani yolculukta oruç tutmamaları caizdir. İsterlerse tutarlar, isterlerse tutmazlar. Hatta tutmamaları tavsiye edilmiş. Yani sefer çünkü sıkıntılı, zahmetli bir şeydir. Burada oruç tutmaya lüzum yok. Sonra kaza edersiniz. Bu e, sefere çıktığı halde oruç tutmak yani çok büyük bir takva değildir. Hatta Hz. Peygamber zamanında Eshab-ı Kiram'dan bir grup bir yolculuğa çıkmış. Bir grup oruç tutmuş, bir grup tutmamışlar. Ruhsattan istifade etmişler. Tabi konaklama yerine vardıkları zaman oruç tutanlar serilmişler yorgunluktan. Diğerleri çadırları kurmuşlar, iftar sofralarını hazırlamışlar. Hazreti Peygamber'e bu arz edildiği zaman oruç tutmayanlar kazandı buyurmuş. Evet. Yani diğerlerini yani hizmet seferilik ederek. Seferilik de oradan mı geliyor Tabii hocam? Tabii seferilik hocam. oradan geliyor. Sefere giden adam oruç tutmasa da olur. Hastalar oruç tutmasa da olur. Emzikli kadınlar, hamile kadınlar eğer zarar verecekse tutmasa da olur. O kadar ağır bir işte çalışıyor ki maden gibi, inşaat gibi. Oruç tuttuğu zaman helak olacak, nafakasını kazanamayacak. Bu orucu tutmaz, sonra... Başka günlerde kaza eder. Ama o zaman henüz bu e, hüküm yoktu. Ve Müslümanlar Bedir Harbi'nde oruçlu olarak savaştılar. Ve kendilerinin üç misli bir orduya galip geldiler. Bu da acayip bir hadisedir. Hazreti Peygamber demek ki 9 sene oruç tutmuş oluyor. Yani Hı. hicretin... Ya. Bu sene, evet, dokuz sene. Mesela bir kere hac yapmıştır. Ama 9 sene oruç tutmuştur. 12 sene 5 vakit namaz kılmıştır. Bu Hazreti Peygamber devrinin Ramazan ayına dair çok hatıra vardır. Bu hatıralar hem bu ayın faziletini bize anlatıyor, hem de oruca ve bu aya dair bazı hükümler getiriyor. Gece savura kalkmak mesela. Var oruç... mıydı başta hocam? Başlarda başta yoktu. yoktu. Mesela şimdi insanlar şunu bilmiyorlar. İslamiyet'in bazı hükümleri var. Bu hükümleri İslamiyet getirdi zannediyorlar. Ondan önce yoktu. Halbuki oruç, namaz, zekat, hac bunların hepsi önceki kurban önceki dinlerde de vardır. Hemen her dinde oruç vardır. Yahudilikte vardır, Hristiyanlık da vardır. Şekli farklı olabilir ama oruç diye bir ibadet vardır. Onlarda sahur yoktu. Yani gece kalkıp sahur yeme yoktu. Eshab-ı Kiram'dan bir zat e, iftara iftarı ettikten sonra sahura kalkmadan uyuya kaldı. Ertesi gün oruç tuttu ve çok e, sıkıntı çekti. Bunun üzerine sahur emredildi. Yani sahura kalkmak emredildi. Sahur nedir? Orucun başlangıcı e, imsak denilen günün ilk ışıklarının doğduğu vakittir. Sonu da güneşin batışıdır. Demek ki oruç güne, güneşin doğuşuyla başlıyor. Do daha doğrusu doğmasıyla değil de ilk ışıklarının görülmesiyle başlıyor. E, batmasıyla bitiyor. Uzun bir zaman olabilir bu. Yazın uzun olur. Sıcaksa daha da meşakkatli olur. Onun için Hz. Peygamber uyku ibadete destek olduğu gibi sahur doğruca destek olur. Bir su ile bile olsa sahur yapınız buyurmuş. Onun için Müslümanlar öteden beri adettir. Sahursuz oruç tutan çok azdır. Gece kalkarlar, sahurda bir şeyler yerler, içerler ve oruca niyetlenirler. Çünkü bütün ibadetlerde niyet esastır. Bu mesela Hz. Peygamber zamanında getirilmiş bir hüküm. Önceki dinlerde sahur yemeği yok. Bu Müslümanlara ikramdır. E, orucun başlangıcı, bitişi, oruçta neler yapılacak, neler yapılmayacak bunların hepsi Hz. Peygamber tarafından tatbiki olarak konulmuştur. Yine Hz. Peygamber zamanında İftar ve sahur davetlerinden e, rastlanıyor. Hazreti Peygamber iftara davet etmiş, kendisi iftara gitmiş. Sahura davet etmiş İrbat bin Sariye'yi. Bir e, hurmayla da olsun sahur yapın buyurmuş. Oruçluya oruç açtırmak çok sevaptır. Bir hurmayla da olsa buyurmuş. Bu gibi hükümler hep Hazreti Peygamber zamanında gelmiştir. Hazreti Peygamber sevik diye bir çorba var. E, un, süt, ve sudan yapılıyor. Hı hı. Yani bugünkü un ve süt çorbasının muadilidir. Onu çok severmiş. Ramazan'da onu yaparmış. Peki orucunu neyle açarmış hocam? Orucu Peygamber Hazreti Efendimiz... Peygamber yaş hurmayla açardı. Yaş hurma yoksa kuru hurmayla açardı. Bu da yoksa suyla açardı. Su da yoksa tuzla açardı. Tuz da yoksa zeytinle açardı. Bizde de adettir zaten. Suyla, hurmayla, tuzla veya zeytinle oruç açmak adettir. Bazıları diyor ki, Yazsa suyla açardı çünkü insan yazın suya daha çok ihtiyaç duyar. Kışsa hurmayla orucunu açardı. Bu sebeple bir adet olmuştur. Hz. Peygamber'in sofraları çok e, tekellüflü değildi. Çeşit çeşit yemek bulunmazdı ama güzel, lezzetli, doyurucu yemekler bulunurdu. Evet hocam şimdi tabii ki Ramazan'ın geldiği nasıl anlaşılırdı? E, hilal çok önemli evet. ayın e, evrelerinden ve hatta Osmanlı döneminde de hilali müjdeleyenlere de evet. ödül verilirdi. Evet. Mi? Şimdi günümüzdeki teknolojiyle insanlar takvimde Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ilan ediliyor, ne zaman biteceği ilan ediliyor. İnsanlar gayet tabi olarak takvimle oruca başlayıp takvimle oruçlarını bitiriyorlar. Buna oruç olmuyor diyemeyiz elbette ama esası bu işin şudur. Hazreti Peygamber buyurdu ki: "Hilali gözetleyiniz, Görürseniz yani Ramazan ayının hilalini görürseniz oruca başlayın ertesi günü. Göremezseniz hava bulutludur veya başka bir sebeple. Çünkü dünyanın her yerinde hilal görülmeyebilir. O ayı 30'a tamamlayın ki bir ay önceki bir, ay, bir önceki ay Şaban ayıdır. Onu 30'a tamamlayın. Ertesi gün bir daha hilal gözetlemeye gerek yok artık kesin Ramazan'dır. Çünkü arabi aylar daha doğrusu e, ayların dünyanın etrafındaki dönüşü 29,5 gündür. 31 gün olmaz mümkün değil. Ya ya 29 olur aylar ya 30 olur. Şimdi demek ki esas olan Ramazan ayının başlangıcında hilalin görülmesi. Nereden görülmesi? Bulunduğu beldeden görülmesi. Bulunduğu beldede de hilal görülebilir veya görülmeyebilir. Çünkü güneş ayın bir kere dönüyor dünyanın etrafında. Eski yerine geliyor. Sonra biraz ayrılması lazım. O ayrıldığı zaman 14, 16, 18 derece civarında dünyanın neresinde güneş batıyorsa ay orada görülür. Bu sizin beldeniz olabilir, Avustralya olabilir. Dolayısıyla Avustralya'da da görebilirler. Orada görülmüşse sizin bulunduğunuz yerde de Ramazan başlar, bazılarına göre başlamaz. Bunlar ihtilaflı meselelerdir. Ama esas olan hilalin görülmesidir. Bayramda da aynısı mevzu hı hı. bahistir. Bunun için tarih boyunca Müslüman memleketlerde hilali sivil halktan gözetleyenler olduğu gibi devlet vazifelileri de belli yüksek yerlerde hilali gözetlerler. Hilali gözetlemek basit bir şey değildir. Hem basittir hem zordur. Şöyle ki hilalin nereden göreceğini bilmek lazım. Birisi dedi ki ben dedi dürbün aldım dedi. Apartmanın çatısına çıktım. Saat 12'de hilali gözetledim. Göremezsin. Çünkü hilal gece 12'de görülmez. Güneş batarken görülür. Güneş batar. Hemen arkasında güneşin battığı yerin yanında hilal görülür eğer görülebilirse. Çok az yarım saat kalır ve kaybolur. E, bunun ilmini bilmek lazım. Bunu halk yapamaz kolay kolay. Onun için öteden beri bu işi bilenler rasatlar, Osmanlılar zamanında Erciyes'e Keşiş Dağı'na, Bursa'daki, İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne yani yüksek yerlere çıkarak, İskenderiye'deki sahildeki Fener'e çıkarak Hilal'i gözetlemişlerdir. Ve bu şekilde oruç başlamıştır. Hilal'i gör, görenler şehir İslamlığa giderler. Osmanlılar'daki tatbikatı anlatıyorum. Ve orada cali görünüşte bir davayla Ramazan ayının başladığını ilan ederler. Ve Hilal'i görenlere hükümet tarafından hediyeler, atiyeler verilir. Bahşişler ne, ne tarz verilir. Hediyeler? Her çeşit hediyeler verilir. Para verilir umumiyetle. Kumaş verilir. Bu iş yapan sonradan belli vazifeler tayin edildi. Mesela bugün İstanbul'da Bayezid Kulesi denilen kule Sultan II. Mahmut zamanında yaptırılmıştır. Orası aynı zamanda hem yangın gözetleme kulesidir. İstanbul'da yangın varsa oradan görülür. Hem de hilali gözetleme e, kulesidir. Hilal orada gözetlerler. Hilal görüldüğü zaman ki çok berrak havada görülür. Yani şimdi İstanbul'un havasında hilalin görülmek ihtimali yoktur. Çok zordur. Evet. Aydınlık olmayacak, rutubet olmayacak, hava kirliliği olmayacak. Bu ancak belki bir çöl, bir Arabistan şeyinde mümkün veya bir Akdeniz şehrinde mümkün ama Türkiye'de, İstanbul, Ankara gibi yerlerde hilalin görülebilmesi çok zor. Onun için ulema takvimle başlayıp takvimle bozmayı esas getirmişler. O zamandan beri bu usul tatbik ediliyor ama esas olan hilalin gözetlenmesi. Yıldızları bile göremiyoruz ki hocam. Tabii Ramazan'da. aynen öyle. Aynen öyle. E, şöyle hemen sormuş olayım. Osmanlı'da tam bir ay mıydı Ramazan? İşte dediğim gibi hilalin görülmesiyle bazen 29 bazen 30 çekerdi. Hz. Evet. Hazreti Peygamber'in 9 orucunun 25 tanesi 29, 4 tanesinin 30 çektiğine dair rivayetler var. Yani bazı aylar 30 çeker bazı da 29 çeker. Biz çocukken Allah affetsin önceden bakardık takvime 29 olunca sevinirdik. Bir kısa bu sene bir gün halbuki ne fark edecek sevinirdik. Yani değişebiliyor yıla göre değişebiliyor. Yani önceden Ramazan'ın e, kaç gün olduğu Osmanlılar zamanında belli değildir. Çünkü Hı. hilal gözetlenecek. Eğer görülemezse 30'a tamamlanacak, görülürse 29. Ama şimdi takvimle bunu be, ta, tayin etmek mümkün. Hocam zamanlardan gidiyoruz. O yüzden şunu da sorayım. Şimdi bugüne kadar gelmiş bir terim de var. 3.30'luk evet. mesela. Neden dermiştir? Şimdi bir kimse e, umumiyetle 7, 8, 10 yaşında oruca başlar. Ramazan ayı, şimdi iki tane takvim var. Biri kameri takvim, ay takvimi, biri güneş takvimi, şemsi takvim. Güneş takvimi dünyanın güneş etrafındaki bir dönüşüyle bir yıl olur. 365 gün 6 saattir takriben. Çok kesin kati değil. Mevsimler buna göre tayin edilir. 365 gün 6 saat. Ya 365 gün ya 366 gündür. 4 yılda bir. Biliyorsun Şubat'a 29 yaparak tamamlanıyor. Kameri takvimi ise ayın hareketlerine göredir. Ayın dünyanın etrafında bir dönüşü kati 29,5 gündür. Katidir. Dolayısıyla bir kameri yıl 354 gündür. Şaşmaz, değişmez. O zaman ikisinin arasında 11 veya 12 gün fark vardır. Daha doğrusu 11 günden biraz farklı fark vardır. Şu halde Ramazan ayı her 33 yılda bir aynı mevsime gelir. Hı hı. Yani bu, bu mesela siz 10 yaşındasınız. Yazın oruç tuttunuz. Evet. 33 sene sonra yine aynı gün oruç tutacaksınız. 66 yıl sonra yine aynı gün oruç tutacaksınız. Böylece oruca başlayan bir kimse 1.30 30 devrettiği zaman, 2 30 devrettiği zaman, 3 30 devrettiği zaman yaklaşık 70 yaşındadır. 3 kere Ramazan'ın aynı mevsime geldiğini görmüştür. Onun için halk arasında Yaşlılar için, biraz da yaşlı hanımlar için, biraz da görmüş geçirmiş insanlar için o 3.30'unda derler. Yani Ramazan'ın 3 kere aynı mevsime geldiğini görmüş. Hem yaşlı hem de yani bazı şeylerin farkında manasında. Tecrübeli. Evet tecrübeli. E peki hazırlıklar nasıl yapılırdı? Mesela Ramazan hazırlıkları ne zaman başlardı? Öncesinden mi çok yoksa evet. işte daha kısa sürede hazırlanılır mıydı? Neler yapılırdı? Ee, o heyecan nasıl yaşanırdı hocam? Şimdi bu hazırlıkların bir kısmı resmi hazırlıklar, bir kısmı hususi hazırlıklar. Hı. Resmi hazırlıklar devlet önceden bir emirname çıkarıyor. Camiler temizlenecek, türbeler temizlenecek, yollar temizlenecek, dükkanlardaki terazilere dikkat edilecek. Dükkanlar temiz olacak çünkü Ramazan ayı sosyal bir hareketlilik ayıdır. Ve yine e, devlet dairelerine emir veriliyor. Mesai saatlerini Ramazan ayına göre ayarlayın. Yani herkes evine rahatça iftara yetişebilsin. Onun için mesela adalarda oturanlara iki saat önce, Hı. karşı tarafta Anadolu yakısında oturanlara İstanbul için söylüyorum. Bir saat önce gitme izni veriliyor ki bir an evvel iftara gitsin. iftardan önce hazırlığını yapsın. Mesai, mesai, mesai saatleri. Mesai saatleri ona göre ayarlanıyor. Mektepler tatil ediliyor. Ramazan ayında mektepler tatildir. Hatta medreselerde okuyan talebeler Ramazan ayında cere çıkarlar. Yani köylere dağılırlar. Köylerde imamlık yaparlar. Teravih kıldırırlar. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim öğretirler. Köylüler de bunlara bahşiş verirler, hediye verirler. Bu topladıkları hediye onların bir cep harçlığı olur. Yıl boyu harcarlar. Bir de sosyal hazırlıklar var, halkın hazırlığı var. Bu evlerin vaziyetine göre, insanların vaziyetine göre bir ay ile 15 gün arasında değişir. Hı. Evler silinir, süpürülür, temizlenir. Bilhassa kiler re el atılır. Kilerde reçelinden efendim bakliyatına kadar hiçbir şeyin eksik... Eskiden evlerde kilerler vardı. Öyle gidip bakkaldan bir kilo pirinç al, ya öyle değildi. Her ev en az bir aylık gıdasını önceden alır kilere koyardı. Çünkü evler kalabalıktı. Yani anne baba çocuklar var ama hizmetçiler var, beslemeler var, evlatlıklar var. Zengin evler için söylüyorum bahçıvanı var, arabacısı var, uşağı var derken ev kalabalık. Onun için öyle kiloyla, yarım kiloyla iş yürümüyor. Kiler önceden hazırlanıyor. Bir de eski insanlar kıtlıklar falan gördüğü için hep ellerinin altında belli bir miktar gıdanın depolanmış olmasını isterler. Kilerler buna müsaittir. İstanbul'da böyle bir şey saklanmaz rutubetli olduğu için. Buzdolabı da yok o zaman. Kilerler karanlık olduğu için serindir. Bazen bodrumdadır. Hı -hı. Onun için buralarda bazı şeyler muhafaza edilir. Bunları yoklarlar. Eksik bir şey var mı yok mu? Bunlar hazırlanır ve Ramazan'da iftar davetleri verileceği için ona göre ev tekrar tanzim edilir. Onun için Ramazan hazırlıkları Ramazan'a hazırlık biraz erken başlar. Bazıları Ramazan'a hazırlığı Oruç tutarak başlatırlar. Orucu hazırlık derler buna. Karşılama der halk arasında. Şaban'ın bazı günlerinde oruç tutarak ne, ne orucu tutuyorsun? Karşılama orucu tutuyorum. Yani Ramazan orucu bize zor gelmesin. Birinci gün, iki, ikinci gün, üçüncü gün orucu biraz zor gelir insanlara. Ama Şaban ayında birkaç gün oruç tutmuşsa Ramazan ayını daha kolay tutar. Bir de böyle karşılama yaparlardı eskiden. Evet, Hocam emirliyardan bahsettiğiniz hazırlıklar yapılırken. Bir de tembihnameler var. E bunlarda neler i̇şte bunlar mesela? Bunlarda sokakların, dükkanların temizliği, devlet dairelerinin mesai saatlerinin tanzimi, esnafın terazilerinin kontrolü. Yani Ramazan'da Ramazan ayı çok daha e, düzgün geçsin. Bu bir gözden geçirme oluyor. Gayrimüslimler için mesela onların oturdukları mahallelerde evet. davul çalınması gibi değil mi? Şimdi, bir, bir takım hassasiyetler e, de vardı. Zannettim. Osmanlıların nüfusunun yarısı gayrimüslim. Hı hı. Osmanlılar tarihte belki bir benzerine Roma'da e, rastlayacağımız bir toleransa sahip. E, gayrimüslimler hiçbir zaman e, ezilmemiş. Kendi dinlerinde ibadette rahat bir hareket etmişler. Yani din ve vicdan hürriyeti tam manasıyla temin edilmiş. Nitekim onlar da Müslümanlarla vatandaştır. Bazıları yabancı diyor. Hayır Osmanlılar'da Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler yabancı değil. Osmanlı vatandaşıdır ve eşit haklara sahiptir. Fakat enteresandır. Ramazan ayında biliyorsunuz gün boyu insanlar oruç tutarlar ve oruç tutmak kolay bir şey değildir. Yani yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz. E, aile münasebetinde bulunmayacaksınız. Keyif verici madde kullanıyorsanız tütün gibi nargile gibi bundan sakınacaksınız. İlaç almayacaksınız. E bu kolay bir şey değil. Hele 11 ay yiyip de bir ay bunu yapmak zor. Onun için bu insanların hayatı kolay değil en azından ilk günlerde. Gayrimüslimlerin Müslümanların bulunduğu yerlerde aleni yiyip içmemedikleri çok anlatılır. Bugün bile İstanbul Ermenileri Ramazan ayı başladığı zaman Müslümanları tebrik ederler şaşılacak bir şekilde ve Müslümanları rencide etmeyecek şekilde hareket ederler. Şimdi ben bakıyorum bazı Müslümanlar gayet pervasız bir şekilde oruçların önünde yiyorlar, içiyorlar. Kimse oruç tutmak mecburiyetinde değil. Kimse ibadet etmek mecburiyetinde değil. Herkes kendisi bilir. Ama aleni olarak bunu yapmak, karşıdakini rencide etmek, ona karşı saygısızlıktır. Onun için Osmanlı cemiyetinde böyle bir şey zaten yok. Zaten ceza kanunda hüküm var. Naksızlıyam, alenen naksızlıyam suçudur. Başkalarının önünde oruç açmak suçtur Osmanlılar'da ceza kanunda ve buna ceza verilir. Ama evinde tutmamış. Bunu devlet takip etmez. Yani böyle bir şey. Çünkü Allah'la kul arasındadır. Ama cemiyeti aksettiği zaman buna ceza vardır. Lokantalar kapatılır gündüzleri. Ancak paket verilir. Çünkü oruç tutmak özrü olanlar vardır. Onlar paket olarak alır, evlerinde götürür yerler. Ama lokantada oturup yemek yemek, kafelerde, kahvehanelerde yiyip içmek. E, devlet bunu yasaklamaz ama. Yalnız şöyle de bir durum var. Devlet hiçbir zaman lokantalara, Ramazan ayında lokantanızı kapatın. Kahvenizi kapatın demez. Ama bunlar kendi inisiyatifleriyle... Hatta e, oruçla alakası olmayanlar bile dükkanlarını kapatırlar. Ben çocuktum. E, Zeki Müren konser verirdi. Gazeteye ilan vermişti. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle gazinomuz kapalıdır. Hı hı. Yani bu bir eski Osmanlı terbiyesidir. Ama biz bu Osmanlı terbiyesini gayrimüslimlerde de görüyoruz. Müslümanlar Onlar nasıl etmeyecek şekilde. Mesela. Onların Var Ramazan mı? ayıyla bir alakası yok. Ama onlar dediğim gibi Müslümanları rencide etmeyecek şekilde hareket ederlerdi ki bu ...Osmanlı toleransının her kesimde çok yüksek bir e, görüntüsüdür, tezahürüdür. E, ve çoğu işletmenin de esasında o ayı e, tadilatlara evet. ayırdığını da görüyoruz. Öyle değil mi? Yapılacak bir evet. şeyler varsa özellikle. Eskiden de öyleydi. Evet. Eskiden de öyleydi. Ramazan ayında patronlar, amirler, atölye ve iş yeri sahipleri e, işi biraz rölantiye alırlardı. E, çalışanların daha rahat oruç tutmaları için ya mesai saatlerini kısarlardı... ...yani icap ederse imalattan feragat etmek suretiyle... Veya e, bu ayda yapılması gereken başka dediğiniz gibi tadilatları ayırıp işi tatil ederlerdi. İnsanlar rahatça oruçlarını tutarlardı ki bu da çok kıymetlidir. Bir insanın ibadetini rahat yapabilmesi için ona tolerans göstermek, bu toleransı gösteren kimseye çok şey kazandırır. Manevi olarak çok şey kazandırır. Bugün de biz aynı şeyi görüyoruz. Yani bir e, imalathanenin, bir iş yerinin bakıma ihtiyacı vardır. E, kapatmanız da kolay değil çünkü sirkülasyon var. Ramazan ayında yiyip içenler az olduğu için veya oruç çok olduğu için imalathane tatil edilir. Tamiratı, badanası, boyası veya başka işler varsa bunlar yapılır. Bu Osmanlılarda bu şekilde hareket edilir. Evet. Peki gelelim şimdi sokaklar da hazırlanıyor ve ağırlıklı olarak iftardan başlamak üzere sahur da dahil esasında tüm gecenin hareketli olduğunu evet. da görüyoruz. E, neler yapılırdı, nasıl hazırlanırdı özellikle sokakta satıcıların çok olduğu da söyleniyor. Evet. Ee, nasıl anlatırsınız? Şimdi insanlar oruçluyken canları çok fazla bir şey yapmak istemez. Çok fazla efor sarf etmek istemez. Onun için Ramazan aylarında gündüz ortalıkta incin top oynar. İkindi namazına kadar bu böyledir. İkindi namazına doğru artık e, tiryakilerin oruç başına vurmuş, oruç insanların yüzünü sarartmış, insanlar iş yüzünü gücünü bırakmış, mesaiden dönmüşler, dükkanlarını kapatmışlar. Bunlar için Ramazan sergileri açılırdı. Umumiyette cami bahçelerinde veya avlularda bu Ramazan bahçe e, sergileri bugünkü bu e, sosyete pazarı gibi, Amerikan malları bizim zamanımızda öyle derlerdi pazarı gibi, iğneden ipliğe, kumaştan tesbihe, hurmadan zemzeme her şeyin bulunduğu satıldığı bir e, çarşıdır. Her çeşit e, satıcı buraya gelir ve burada mallarını teşhir ederler ve satarlar. E, i̇ftara... İftarla ikinci ile iftar arasındaki zamanı oruçtan ekserisi bu sergilerde geçirirler. Hem e, kafalarını dağıtırlar, orucu hatırlamazlar hem de alışveriş yaparlar. Böylece Ramazan ayı normalde beklenen ekonomik durgunluğu böylece telafi etmiş olur. Bir hareketlilik, bir hareketlilik mi? olur. E, bu e, iftara kadar. Top atılır. Osmanlılarda e, ezan okunmasıyla oruç açılır. Minarelerde de ışık yakarlardı eskiden. Ama esas olan ezanın okunmasıdır. Aynı zamanda da büyük şehirlerde varsa kaleden e, top atarlar. Bu e, ateşsiz, barutsuz toptur. Güm diye bir şey. Tamam top atıldı derler. Hatta e, iftar oldu mu tabiri eskiden top atıldı mı diye mi bilinirdi? Yani top atıldı mı? Evet top atıldı. Tamam oruç açabiliriz artık. Yani ezan okundu denmezdi veya iftar oldu mu demezlerdi. Top atıldı tabiri de böyle buradan girmiştir. Top atıldı mı herkes önce namazını kılar. ve önce iftarını açar bir hurmayla. Akşam namazını kılar. Sonra yemeği yer. Neden öyle yapar? Çünkü Ramazan iftarları biraz uzun sürer. Hı hı. Ondan sonra insan ana bir ağırlık çöker. Namaz kılması zorlaşır. Namazı da akşam namazına zamanda kılmak lazım. Onun için orucu açarlar. Hatta eskiden sofralardan bahsederiz ama iftari yeliklerle hafif bir kahvaltı gibi bir şey yapıp ki bu sağlıklı olduğu söyleniyor bugün. Kalkıp namazı kılıp ondan sonra tekrar esas yemeğe Geçerlerdi. Yani yemek... iftarla aslında iftariyelik ayrı evet, şeyler. A evet. Beraber yeniyor Biz ama şimdi farklı yapılmak. Şimdi e, iftarla birlikte masalarda evet, görüyoruz. Aslında onların tabii, mi? sırası var. Beraber yenmiyor. Önce evet. iftariyelikler yeniyor. En çeşitli reçeller, kaymaklar, peynirler, zeytinler var. E, bu bunun sıhhi olduğunu söylüyorlar. Birden sıcak yemeğe... ...hücum edilmiyor. Bir de insan acıktığı zaman yemeği hızlı yiyor. Yemeği hızlı yemek zaten başlı başına bir kötü alışkanlıktır. E, hem de e, yemeği zevksizleştirir. Onun için iftariyeliklerle mide hazırlanıyor. E, iki fafilefs derlerdi eskiden. İnsan bir parça o açlığın yorgunluğu gidiyor. Sonra yavaş yavaş yemeye devam ediyor. Bunda yavaş yenmesi tavsiye edilmiş. Yemek bittikten sonra insanlar bir miktar dinlenirler. Tiryaki ise tütünlü nargilesini içer, kahvesini içer. Ve ondan sonra tekrar sokağa çıkar. Evet. İki şey için. Ramazan'da diğer aylarda olmayan bir ibadet var. Çok ibadet var. Hı hı. Yani Ramazan'da mesela Kur'an-ı Kerim her ay okunur ama Ramazan ayında camilerde mukabele okunur. Çeşitli vakitlerde her camiye göre değişir. Hoca efendi, hafız bir cüz okur. Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür. Ramazan'da 30 gündür. Eğer 29 sonu telafi ederler. Bazen erken başlar Kadir gecesini yetiştirirler. Mukabele okunur. İnsanlar da Kur'an-ı Kerim'lerini alırlar giderler. Kadınlar, erkekler ayrı ayrı yerlerde Kur'an-ı Kerim sürüp bir hatim yaparlar. Böylece başka zamanlarda vakit bulamadığı için hatim yapamayanlar en azından Ramazan ayında hatim yaparlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okurlar ve ölülerinin ruhlarına bağışlarlar. Mesela bu farklı bir ibadet. Özellikle kadınların mesela Mutlaka. evlerde de yaptığını tabii. biliyoruz. Tabii. Kadınlar umiyette camiye gitmezler evet. çeşitli sebeplerle. Evlerinde bir hoca tutarlar veya Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilen bir hoca hanım okur. Diğer hanımlar takip ederler. Bunda tabii iki fayda var. Hem mukabele yapılmış olur. Hem bir sosyalleşme olur. Hem de o ev bereketlenir düşünebiliyor musunuz? 10 kişi toplamışsınız. sizin evinizde. Bu Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Evet onların hatimi ama o Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yer sizin eviniz. İnsanların evi bir miktar mukaddestir. Atalarının ruhu oradadır. Onların ruhu haberdar olur ve sevinirler. Onun için evinde mukabele okutmak o zaman bereketli bir işti. Zenginler, hatırı sayılır insanlar bir hoca tutup evde mukabele okuturlardı hanımlara. Bunun dışında mesela evliya türbelerine ziyaret edilmesi, hırka-i şerif ziyaret Hı. edilmesi. Bu aya mahsus ibadetlerdendir. Başka ayda yoktur. Hazreti Peygamber Ramazan ayının son 10 günü mescitte itikafa girerdi. İslamiyet'te itikaf diye bir ibadet vardır. Oruçlu olarak bir camide başka hiçbir şeyle meşgul olmadan, sadece ibadetle meşgul olmak. Bu artık detoksun da detoksu bir şeydir. Günümüzde terk edilmiştir ama eskiden bazı dindar insanlar bunu en azından senede bir kere Ramazan ayının son 10 gününde tatbik ederlerdi. Bu Ramazan'a mahsus ibadetler. Mesela sarayda huzur dersleri var. Hı hı. Alimler toplanıyorlar haftada iki gün, ikindiyle öğle ile ikindi arası padişahın huzurunda ta Osman Gazi'den başlamış Halife Abdülmecit Efendi'ye kadar devam etmiş bir ana bu? Kur'an-ı Kerim tefsiri yapılıyor. Belli ayetler seçiliyor. Yani mesela adaletle hükmediniz, düşmana galip gelmek gibi belli ayetler. Bu ayetler üzerine bir hoca konuşuyor. Başka bir hoca ona sualler soruyor. Böylece birkaç saat bir dini sohbet yapılıyor. Buna şehzadeler, saray halkı, vezirler katılıyorlar. Bu sarayın en mühim merasimlerinden bir tanesidir. Padişah bu ayda Hırka-i Saadet'i ziyaret eder. Evet. İki tane peygamberin hırkası vardır İstanbul'da. Biri Hırka-i Saadet Topkapı Sarayı'ndadır. Hazreti Peygamber'in Kâb bin adındaki bir e, şaire, sahabi hediye ettiği hırkasıdır. Hırka dediğimiz bir nevi ceket, cübbe arası bir şeydir. Deve yönünden. O, o e, Abbas, Hazreti Muaviye tarafından alınmış Emevi halifesi ve günümüze kadar halifeler bunu saklamışlar. Osmanlılar'da da bunun sadece sosyal değil aynı zamanda siyasi de bir ehemmiyeti var. Yemin merasimleri, devlet devlet merasimlerinin başladığı yer Hırka-i Saadet Dairesi'dir. Bir de Hırka-i Şerif var. Hz. Peygamber'in çok meşhur bir evliyaya Veysel Kareni'ye gönderdiği bir hırkadır. Bu da onun torunları tarafından Abbasileri, Abbasiler tarafından da günümüze kadar saklanmış. O da İstanbul'da Hırkayı Şerif Camii'nde ziyaret edilir. Evet. Halk Hırkayı Şerif'i ziyaret eder. Ee, Hırkayı Saadet Merasimi şu anda Yok bu, bu bu muayyede biraz başka bir resim olacak o. Bu e, bayramlaşma. Sultan 3. Selim'in Topkapı Sarayı'nda bayramlaşma merasimidir. Meşhur bir resimdir bu. Şimdi bunun dışında çok mühim bir ibadet var. Bu herkesin yaptığı bir ibadettir. Teravih namazı. Evet. Ee, yatsı namazında kılınır. Yatsı namazının farzı kılındıktan sonra 20 rekat teravih namazı kılınır. Sonra bitir kılınır. Teravih, terbihalar, rahatlamalar demektir. Çünkü bu 20 rekat çok bir namazdır. Arada dinlenerek kılınır. Rahatlayarak kılınır. Hatta derler ki şarkta e, semaver getirirlermiş camiye. Çay içerlermiş insanlar. Kahve içerler. O kadar dinlenmesi var işin. Arada ilahiler söylenir. insanlar dinlene dinlene zevkle bu namazı kılarlar. Şimdi öyle yapılmıyor. Şimdi bir başlanıyor arada durmakla beraber devam ettiriyor. Bu Hz. Peygamber tarafından kılınmış bir namazdır. Ve e, ümmete de emredilmiş bir namazdır. Hz. Ömer zamanında sistemleştirilmiştir. Şimdi bazıları diyor ki, bu Hz. Peygamber'in sünneti değil, Hz. Ömer tarafından konuldu. Yok 20 rekat değil, 8 rekat. Hayır. Hz. Peygamber 8 rekatı Müslümanlarla beraber kıldı. Sonra odasına geçip 12 rekatı orada tamamladı. 20 rekattır. Cemaatle kılınabilir, ferdi kılınabilir, evde kılınabilir, camide kılınabilir. Bunu çok sofu olmayan Müslümanlar bile Ramazan ayında kılarlar. Ramazan'a mahsus bir ibadettir. Aynı zamanda da ibadet yenilen yemeklerin hazmedilmesini ve yemekle mücadele ile geçen 1 2 saatin en azından ibadetle telafi edilmesine yarar. Bu teravih namazına gider bazıları. Yani akşam yatsı vaktinde teravih namazına gider. Bu bunda kültürümüzde çok yeri vardır. Bugün jetimam denilen ve namazı süratle kıldıran öyle ki Cemaatin bile yetişemediği imamlar var. Yani cemaat yatıp kalkmaya yetişemiyor. Bir an evvel 15-20 dakikada namaz bitiyor. Bazı imamlar da var. Neredeyse imsak oluyor. Hala daha teravih namazı bitmemiş. Ama Ramazan ayının başka bir veçesi de var. Gün boyu oruç tutulmuş. Oruç zahmetli bir ibadet. Hele hele böyle yatıp da dinlenerek tutanlara belki çok dokunmaz ama çalışmak mecburiyetinde olanlara, hele günümüzde kimin umurunda Ramazan'da Mesai tatil edelim, insanları evine gönderelim. Oruç tutmak istese bile bir insan çok zorlanabilir. Eskiden gene dini bir cemiyet olduğu için oruçlara tolerans gösteriliyordu. Zor. Hele yaza gelmişse, uzun günlere gelmişse, e, Türkiye mesela böyle bir memleket. Yaz ve kış arasında günç farkı çok. Mesela kışın çok kısa günler. Onun için Hazreti Peygamber kışın Ramazan ganimet gibidir demiş. Yani kısa günlerde çok sevap alınır. Ama yazın zor. E, Kuzey memleketlerine gittiğiniz zaman Almanya'da, İngiltere'de 20 saat, 18 saat oruç tutmak mecburiyeti var. Ama oralar serin memleketler ama olsun. Ekvatora doğru yaz ve kış aynı saatlerdedir. Yani Ekvator'da yazında kışında aynı tutulur. Çok fark yok ama sıcak olabilir tabii. Yazın sıcak, kışın soğuk. Akşamleyin insanlar bu zor zahmetli ibadet için harcadıkları e, enerjilerini kazanmaya bakarlar. iftardan sonra, bilhassa teravihten sonra ender teravi farklı mıdır? Enderun teravi farklıdır. farklıdır. Günümüzde tekrar moda oldu. Bu 1950'lere kadar kılınandı. Şimdi Enderun'da yani padişahın hmm. ofislerinin bulunduğu yerde bir cami var. Padişah umumiyette teravih namazını orada kılar. Kimlerle kılar? Oradaki vazifelilerle. Kimdir bu vazifeliler? Padişahın ofis görevlileri. Ağalar derler bunlara. Enderun ağaları. Bunların içinde tabii sesi güzel olan müezzin ve imamlık yapanlar var. Bunlar namazı kıldırırlar. Padişah arkalarında namaz kılar. Bazen camilere gittiği de olur padişahın ama ekseri burada kılar. Burada e, teravi kıldıran kişiler, müezzin ve imamlar bu işin erba, erbabı kişilerdir. Namazı bir kere e, hep aradaki ilahileri aynı makamda okurlar. Yani bir o gün aynı makamda okunur. E, bu ilahileri birbiriyle ahenkli okurlar. Yani mevzular birbirine benzer. İlk 10 günü müjdeli, ikinci 10 günü Hazreti Peygamber'i öven, son 10 günü hüzünlü ilahiler okurlar Hı -hı. mesela namazı kıldırırken okudukları ayetler de birbirleri tenasüp içindedir. Mesela hep rahmet ayetlerini okurlar. Veya hep Hazreti Peygamber'i anlatan ayetleri okurlar. Yani bunun için belli bir ilim icap ettirir. Dolayısıyla bu e, Enderun Teravih bayağı e, yüksek seviyede bir e, teravih namazıdır. Bunu bazı camilerde de hocalar kılarlardı Osmanlılar zamanında. Onu tercih edenler olurdu. 1950'lere kadar da Osmanlı bakiyesinden kılanlar oldu ve 1950'den sonra bu unutuldu. Son zamanlarda bunu sağda solda duyanlar tekrar ihya etmeye çalıştılar ama bir şey gittikten sonra geri dönmesi zor oluyor. Ama Enderun usulü teravihin aslı budur. Yani evet. okunan ayetlerin ve ilahilerin birbirleriyle ahenkli olmasıdır. Ve tabi yüksek meziyetli hafızlar tarafından namazın kıldırılması veya aşirlerin okunmasıdır. Teravih namazı kılındıktan sonra, İstanbul gibi büyük şehirlerde bilhassa İstanbul gibi şehirlerde bir eğlence hayatı var. Bu son zamanlarda televizyonlarda karikatürize edilen direkler arası hı hı. ile sınırlandırılacak bir şey değil. Direkler arası çok yenidir. Yani Meşrutiyet devrinde ortaya çıkmış. başında veznecilere giden yolun iki tarafında Bizanslardan kalma direkler vardı, sütunlar vardı. Sonradan bunu belediye yıktırdı. Ondan dolayı burası direkler arası diye anılır. Direkler arasında çok tiyatro kampanyası vardı. Bunlar Avrupa'yı tiyatrolar tatbik ederlerdi. O İstanbul'un biraz modern yaşantısı olanlar için burası hoş bir mekandı. Ramazan'da çok canlı olurdu. Onun için direkler arası Şehzadebaşı romanlara kadar girmiş, filmlere kadar geçmiş bir şeydir. Ama Ramazan'da sadece burası yok. İnsanların mahallelerinde kahvehaneler var. Teravih kılan kahvehaneye gider. Kahvehanede ne yapılır? Nargile içilir, kahve içilir. Sonraları çay geldi, çay içilir. Başka ne yapılır? Kitap okunur. Başka ne yapılır? Ramazan ayına mahsus bazı atraksiyonlar yapılır. Mesela şairler çağırır kahvehaneci. Bunlara semayiciler derler. Bunlar ibretli ve eğlenceli şiirler okurlar ve kahvehaneye gelenleri eğlendirirler. Ramazana mahsustur. Bazen birbirleriyle atışırlar. İki şair çağırır mesela. Onun söylediğini o bir cevap verir. Onun söylediği o bir cevap verir. Bugünkü talk show'lar gibi veya skeçler gibi eğlencelerdir. Başka ne yapar bu kahvehaneler? Meddah çağırır. Meddah bizim kültürümüzün, şark kültürümüzün en mühim figürlerinden bir tanesidir görmüş, geçirmiş. Çok kültürlü, ağzı laf yapan, esprili insanlardır. Bizim çocukluğumuzda Bal Mahmut vardı, Mahmut Baler. Bu o meddahların son kalıntılarındandı biraz da. Bu tabi modern tarzdaydı. Bunlar bir mevzu alır, otururlar sandalyeye. Ellerinde bastondu, mendildi, birkaç aksesuar var. Bunları kullanarak hikaye anlatırlar. Şimdi hikaye anlatmada ne var diyeceksiniz. Fakat bu adam o kadar mahir ki bu hikaye anlatırken bir kere çok Meraklı hikayeler anlatıyor, herkesin merakını çeken hikayeler anlatıyor. Şimdiki gibi filmler falan yok o zaman. Bu hikayeleri anlatırken herkesin konuşmasını ve şivesini farklı yapıyor. Sanki dublaj yapılmış gibi. Üçüncüsü işte görüyorsunuz. Evet. Üçüncüsü elindeki aksesuarlarla mesela mendil bazen başına geçiriyor kadın oluyor. Bastonla bazı sandal oluyor, kayık oluyor. Bu hikayeyi anlatıyor ve en meraklı yerinde bazen bırakıyor. Devamı yarına diye veya devam ettiriyor. Bu meddahı kahveler tutar, paralı, ücretli olarak. Tıpkı şeyciler gibi, şairler gibi halk da bunlara bahşiş verir. Bu meddahlar insanları sadece eğlendiren kimseler değil. Bu meddahlar aynı zamanda insanlara ibretli hikayeler anlatarak onlara nasihat veren kimseler. Ve aynı zamanda gazetelerin, medyanın bu kadar güçlü olmadığı, Siyasi muhalefetin olmadığı bir devirde aynı zamanda siyasi muhalefet vazifesi görürler. Ama böyle ellerini sallayarak hükümete veya işte devlet adamlarına hakaret ederek değil. Çok ince alaylarla, nüktelerle bazı siyasi icraatları, hükümetin siyasi sosyal icraatlarını tenkit ederler. Hükümetler bunlardan alınmak şöyle dursun memnun olurlar. Yani bunlar aslında onları tenkit ediyorlar. Çünkü bu da bir ihtiyaçtır. Yani insanın gazının inmesi de bir ihtiyaçtır. Ve hükümetler bunları nazara alırlar, kızmazlar bunlara. Bu bir tolerans meselesidir. Yine bu kahvehanelerde büyük bir kahve ise, zengin bir kahve ise orta oyuncular tutulur. Orta oyunu Ananevi Türk Tiyatrosu'dur. İki kişiden müteşekkildir. Pişekarla kavuklu. Kavuklu biraz ham bir adamdır. Pişekar daha ince bir adamdır. Osmanlı cemiyetinin saf, cahil ama temiz, öte taraftan zeki, hatta kurnaz, kibar ama biraz işten pazarlıklı iki kesimini temsil eder. Bunlar karşılıklı bugünkü skeçler gibi, iki kişilik skeçler gibi oyunlar, küçük oyunlar oynarlar. Bu oyunlar eğlenceli oyunlardır bir kere münakaşasız. İkincisi ibretli oyunlardır. Üçüncüsü siyasi hicivler vardır. Sadece siyasi valiyi de hicvedebilir, edebilir, meşhur bir esnafı da hicve Anlar insanlar onu kimin hicve isim vermez ama. Bununla hicve ve bunu hoş görürler. Kızmazlar kimse neden böyle yapıyor diye. Orta oyunu. Bazen de meydanlarda oynatırlar. Orta oyunu ile de kahvede oynanmaz. Meydanda otururlar. Onun için orta oyunu dönüyor. Etrafa insanlar da oluşurlar. Bunlar sonra e, hediyeler verirler, bahşişler verirler. Orta oyunu. Karagöz ve Hacivat var. Evet. Orta oyununun perdedeki karşılığı Karagöz ve Hacivat'tır. Evet. Kavuklunun karşılığı Karagöz'dür. Pişekar'ın ka karşılığı Hacı, Hacivat'tır. Bu gölge oyunu çok eski bir şark oyunudur. Orhan Gazi devrine tarihleniyor. Evet. Şeyh Küşleri adında bir tasavvuf piri tarafından ihdas edilmiş. Yani aslı tasavvufidir. Biz şimdi Karagöz orta oyunu falan dediğimiz zaman tamamen eğlence olarak görüyoruz. Ama bunların tasavvufi mistik yönleri de vardır. Anlattıkları hikayeler, orada geçen tabirler aynı zamanda insanların gönül dünyasına da hitap eder. Zannedildiği gibi böyle sulandırılmış bayağı oyunlar değildir bunlar. Muhtevası bunların senaryoları ciddidir. Bunları oynatanlara hayali derler. Hı hı. Perdeci veya kara gözlü diye de bilinir. Sadece Ramazan'a mahsus değil. Düğünlerde, efendim bilhassa sünnet düğünlerinde, velimelerde yani büyük ziyafetlerde kara ve orta oyunu tutulur. Mesela bir ev bir düğün verecekse, düğün yapacaksa bir orta oyunu mesela şimdi bir takım e, organizasyon şirketleri tutuluyor. Onlar nasıl düğün yapıyorsa. Eskiden de böyle çengi kolu denilen organizasyon şirketleri vardı. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı. Erkekler erkekler orta oyun oynardı. Kadınlara çengi kolu denilen kadınlar oyun oynarlardı. Çengi şimdi oyundan söze deniyor. Evet. Fakat o zaman öyle değil. Aynı orta oyununun kadın versiyonudur. Onu kadınlar tutarlar. iftarlarda da eve getirirler bunları. E, skeçler oynarlar. Taklitler yaparlar. Kadınları eğlendirirler. Kadın kadına eğlence yani bunların adı. Bu Karagöz de orta oyunun muadilidir ama en çok Ramazan'da. Evet. Bunu oynatan hususi yerler vardır. Kahvelere getirirler veya umumi yerlere getirirler. İnsanlar bunu seyrederler. Çocuk oyununu biz ne yapalım demeyin. Karagöz çocuk oyunu değildir. Karagöz büyüklere mahsus bir oyundur. Ama yani, çocukken biz de severdik hocam. Çocuklar şimdi onların bir de çocuklara ait versiyonu vardır. Yani piyeslerinin çocuk versiyonu olan. Bir de onların yaptıkları hareketler çocukları eğlendirir. Ama esas ihtimalle bakın orta oyunu evet. burada ortada oynanıyor. Bakın kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta seyrediyorlar. E, Kavuklu Hamdi çok meşhurdu bu e, orta oyununda. E, Ramazan geceleri bir de bu eğlencelerle geçer. Şimdi savura kadar devam mı? Savura kadar devam eder. Evet. Eve gelirler, sahuru yapar, namazı evet. kılar, yatan yatar, yatmayan işine gider. Öğlenleyin gelir biraz uyurdu. Yani Ramazan'da insanlar icabında uykusundan feda fedaydı bu eğlence. Herkes değil ama çok kişi. Dediğim gibi e, 11 ay aslında biraz sönük geçer. Yani çok fazla eğlence imkanı yoktur halkın. Eğlencelerin insanlar kendileri hasıl etmesi lazımdır. Cemiyette ister istemez ihtiyaca mevli bazı şeyler hasıl olmuş. Şimdi i̇nsanlar birbirlerine oturmaya gidiyorlar. Orada ağzı laf yapan bir fıkralar anlatıyor, hikayeler anlatıyor, masallar anlatıyor. Biraz zenginlerse işte böyle dediğim gibi birilerini tutuyorlar, onlar gösteri yapıyorlar. Ama onun dışında 11 ay çok eğlenceli değildir. Hı hı. Bir düğün olacaktı, insanlar eğlenecekler. Mesela padişahlar bir sünnet düğünü yapardı. 7 gün, 8 gün, 10 gün, 15 gün bütün İstanbul halkı eğlenirdi. E bunu e, şey yapmamak lazım, kınamamak lazım. Çünkü bir eğlence vesilesi, halka bu da lazımdır. Ama Ramazan ayının gündüzü manevi, akşam da bu tür eğlencelerle işte 11 ayın sultanı denilen... E, ismi ona kazandırıyor. Evet. Savura kadar devam eder. Erken bitenleri de var. Hı hı. Ama savura kadar bu eğlenceler devam eder. Hocam, e, özür evet. dilerim. Sofralara da gelebilir miyiz? Mesela, e, kapıların açık olduğunu biliyoruz. Hatta e, evlerde genelde iki ayrı sofra kurulduğu da söyleniyor. E, neden? E, Şimdi, e, Ramazan'ın yeme içmeyle bir alakası yok. Yeme be alakası var. Hı hı. Ama 24 saat oruç tutulmuyor. İki öğün var. Birisi iftar, birisi savur. Sahur umumiyetle hafif yapılır mı? Eskiden Sahur hafif yapılmazdı. Yani savur bayağı pişilerle, katmerlerle, Anadolu'da veya yemeklerle e, bir yemek öğünü gibi hele uzun e, gecelerde yapılırdı. Hatta savura birbirlerine gidenler olurdu. Biraz da kadınlar birbirlerini savura davet ederlerdi. Şimdi madem ki yemek var burada... E bu yemeğe biraz daha itina ediliyor. Normal zamanda insanlar yemediği şeyleri Ramazan'da yiyorlar. Mesela güllaç, kurma. Başka zamanlar çok rastlanmaz ama Ramazan'da mevzuldür, çok yenir. Bu, bu sanki adeta bu aya mahsus gibidir. Neden? Madem ki aç duruyoruz, e bari bunun mükafatı olan yemeği iyi yiyelim diyor insanlar. Tabii bir e, davranıştır. Ve Ramazan sevaplı bir ay olduğu için, insanları oruç açtırmakta çok sevap olduğu için insanlar bu sevapta yarışıyorlar. Beraber yiyelim herkes birbirini iftara davet ediyor. İftar ziyafetleri, tabii insanlar birini davet ettiği zaman bu Türk kültüründe var. Normalde kendi yiyeceğiyle o doyar ama ekstra bir külfete giriyor, ekstra şeyler hazırlanıyor. Bu da güzel bir şey. İnsanın başkalarını ikram etmek için elinde imkanı varsa harcaması güzel bir şeydir. Ama sadece zenginlere mi? Şimdi mesela iftar ziyafetleri herkes birbirine yapıyor. Hı hı. E bu da güzel tabii. Ama Osmanlılar zamanında orta sınıf ve üzeri Ramazan ayında evleri, eskiden müstakil evler, evlerin kapısını açarlar, cümle kapısını. Kapı açık. Ne demek kapı açık? İçeride iftar var. İftar vakti girersiniz, hiç tanımadığınız bir eve. Hı hı. Avluda, sofa denilen büyük bir avlu vardır. Merdivenler üst kata çıkılır, mutfak falan aşağıdadır. Orada büyük bir sofra kurulmuştur. Girer sofrada yerinizi alır oturursunuz. Sağınızdakini, solunuzdaki tanımıyor olabilirsiniz. İftarınızı edersiniz. Yanda bir odada namaz için yer hazırlanmıştır. Orada namazınızı kılarsınız. Ee, bir size de birer hediye verilmiştir diş kirası diye hmm. bir mendil, mendilin kenarına para bağlanmıştır ya yani başka Hocam, bir hediye. diye diş kirası büyük alanlar da olmuş. Mesela evet. Bir hikaye e, de var. Şimdi e, diş kirası enteresan bir ananedir. Yani sizin dişinizi biz kiraladık, bunun karşılığını verelim. Bakın bu şu demek. Yani ben sana yemek veriyorum, ha bana minnettar ol. Değil. Bilakis sen gelip benim yemeğimi yiyerek bana sevap kazandırdığın için ben sana minnettarım. Kusura bakmayın size zahmet verdik, sizi yorduk. Şu da bunun karşılığıdır. Çok güzel bir adettir. Hı hı. Yani Osmanlı estetiğini, kirası, ananesini, evet, evet. torbaları. Osmanlı ananesini gösteren bir de eline para vermek falan değil. Çok zarif mendillerde, peşkirlerde veya keseler için hazırlanır. Yani böyle al eline gibi değil. Sadaka verir gibi değil. Tam bir hediye. Bunun tabii veren adamın eee innel hedaye alaqa del hediye verenin kudretine göredir. Bunun da mülk sahibi olanlar var. Bir e, Hüseyin Paşa bir fincan vermiş diş kirası bir e, memuruna. O da saklamış. Yine hacette bozdurup onu satmak icap etmiş. Hı hı. Satıp orta halli bir ev almış kendini. Bir fincan değil mi? E fincanın zarfı, evet. fincanın konduğu zarf da bir gümüş oluyor biliyorsunuz. Kıymetli. Evet. Şimdi böyle e, 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 diş kiraları da var ama medya diş kiraları mesela e, saraya çağrılanlara 5 altın hı. ya 16 altın Mendil kenarına bağlanıp verilirdi. Yani 5 altın bugün az bir para değil. Bir evet. bir tanesi 7,2 gramdır. Beş bir de kaç kişiye veriliyor. Peki. Bu hatırı sayılır bir hediyedir. Ve Osmanlı nezahetinin en güzel sembollerinden bir tanesidir. Bu bizim çocukluğumuzda da yapılırdı. İftara gidildi. Mesela başka zaman değil. İftara gidildiği zaman bazı evlerde iftara gelenlere hediyeler hazırlanırdı. Altın değil tabii. Yani. Biz artık fakir bir cemiyetiz. Osmanlı cemiyeti zengindi. Ama bir hediye verilirdi eskiden. Yani bu demek ki eski diş kirasının adeti. Hocam ee, e, de, reklamdan sonra devam has, Hay, hay. E, reklamdan sonra dönüşte iki dakikamız var onun için hızlıca da toparlayacak. Tamam. Toparlayacağız. Şimdi kısa bir ara. E, dönüşte buradayız. Merhaba sevgili izleyiciler. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile Tarih ve Gerçekler programıyla karşınızdayız tekrar. Güzellikleriyle Ramazan'ı konuşuyorduk. Hocam diş kirasını konuştuk. Hızlıca az bir vaktimiz var. Zimem defteriyle devam edelim. E şimdi biz buna veresiye defteri diyoruz. E aslında bu gelenek son yıllarda tekrar hayata geçmiş evet. gibi. E nasıl yorumlarsınız? Ramazan hazırlıktan da söylemeliydik. Yani Ramazan ayı sadece oruç tutalım, sevap kazanalım, yiyelim, içelim değil. Şimdi Ramazan ayında zengin aileler, orta halli aileler Ramazan kolileri hazırlarlardı. Fakir ailelere çaktırmadan gönderirlerdi. Ramazan-ı Şerif'te kullanacakları kadar erzağı, yani bir evde hangi erzak tüketilir? Yağından tutun, e, pirincine kadar gönderirlerdi. Şimdi mesela Ramazan kolisi adeti Osmanlılardan kalmadı. İkincisi, Ramazan ayında zenginler, orta halliler bakkallara giderler. Eskiden bakkallarda veresiye defteri vardı. Bunlara zimem defteri derler. Zimem, zimmetler demek. Yani adamın zimmetinde o borç. Öde, ödeyince zimmetinden düşüyor. Çiziyorlar üstünü. Buna zimem defteri derlerdi. Yani bakkalın veresiye defteri. Şimdi bakkala gidiyor adam. Diyor ki, e, mahallede kimlerin sana borcu var? Bakıyor. İrfan. Ha bu bu vaziyeti iyi. E, Hüseyin ha bu fakir. Kaç kuruş? Şu kadar al parayı. Çiz üstünü, çiziyor. Başka kimin var? İşte Ayşe Hanım. Ha bu zengin. Başka kim? Asiye Hanım. Ha bu fakir. Ne kadar borç? Al şu parayı. Çiz üstünü. Asiye Hanım'ın haberi bile yok. Kimin ödediğini bile bilmiyor. Bakkal diyor ki sizin senin borcun ödendi. Bu da Osmanlı nezahatinin bir şeyisidir. Yani elden verip de senin borcunu ben ödedim ha falan değil. Hiç kimse bunu bilmiyor. Hatta bazen Ramazan bir de nereden geldiğini bilmiyorlar. Şey bilinmeyen bir kargo gibi. Bazen bilirler, bazen bilinmez. Bu Osmanlıların çok güzel adetlerinden bir tanesidir. Bunu sadece Ramazan'da değil, başka zamanlarda yapan zenginlerde ben biliyorum. Şimdi bakkal veresiye defteri pek kalmadı ama ee... Anadolu'da, İstanbul'da bazı zenginler böyle bakkallarla anlaşıp bunları yaparlardı. Çünkü bir adama elden para vermek zor. Onu müşkül duruma düşürmek e, tehlikesi var. İzzetin hepsini kırmak tehlikesi var. Ama borcunu ödediğin zaman ve kimin verdiğini bilmediği zaman bu iş gayet iyi çözülüyor. Zaten sevabı kim bilsin? Allah bilsin. Evet. Karşı tarafın bilip de size Allah razı olsun demesine gerek yok ki. Yani Allah'ın razı olması zaten onun bilmesiyle alakalıdır. Kaç tarafın ne dediği mühim değil. Buna da dikkat ederlerdi. Hı hı. Bir de şeyi unuttuk. E, mahyaları unuttuk hocam. E, Ramazan'a mahsustu. Evet. İki minareli camilerin arasında Ramazan'a mahsus mahya gelir. Bu adet Hazreti Peygamber zamanına dayanır. Diyeceksiniz ki, Hazreti Peygamber zamanında minare mi vardı? Minare Ashab-ı Kiram zamanında Mısır'da ortaya çıktı. Ama Hazreti Peygamber Ramazan ayında Mescid-i Nebevi'deki kandillerin sayısını arttırırdı. Ramazan ayını hürmeten hı hı. ve bayram günlerinde kandillerde onun için kandil denmiştir o gecelere. Buna bu hatırayı tesit için Sultan 2. Selim tarihine tarihleniyor zamanında yani 1500'lerin ilk yarısına. İki minareli camiler ki bunlar padişah camileridir. Başka camiler iki minareli olmaz. Osmanlılar o kadar terbiyelidir ki sadece padişahlar iki minareli cami yapar. Halk iki minareli cami yapmaz. Edebe aykırıdır. Arasına e, kandillerle yazı veya resimler asılır. Bunu yapan mahyacılar var. Çok mahir insanlardır bunlar. Çıkarlar minareye böyle ipleri gererek kandilleri yakar ve her gece onu yenilerler. Gece boyu orada o kandil yanar. Burada hadis-i şerifler, zikirler, Allah, Muhammed, hoş geldin Ramazan yazdığı gibi bazen kayık, kız kulesi gibi motifler de olur. Bazen minareleri kaftan giydirirler tepeden tırnağa. Çok güzel bir manzarası vardı. Şimdi yapılıyor ya, ışıklandırıyorlar evet. abideleri onun gibi. Bazen uçurtma yaparlar ateşlerle. Halk onu seyretmeye gider. Yani ateş gösterisi, fişek gibi. Ve bunun mesela Osmanlı'larda en iyi ustalarından bir tanesi Şehzade Seyfettin Efendi'ydi, Sultan Abdülaziz'in oğlu. Onu çağırırlardı, o bedava hayrına mahya gelirdi camilerin arasına. O da şimdi devam ediyor ama çok daha basit teknik usullerle. Peki, çok teşekkür ederim hocam. teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Eksik Tabii olmayın. haftaya devam edeceğiz. İnşallah. Ee, yine Ramazan'a eh has konuları seçeceğiz ee, ve o şekilde devam edeceğiz. Biz noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.